Elektrik Eğitimi Kanalı'na hoş geldiniz. Bu videomuzda basit elektrik devresi yapacağız. Kullanacağımız malzemeler: 1 adet 0-1 anahtar, 1 adet pil yuvası, 1 tane ampul ve duyu, 2 tane 1,5 voltluk pilimiz. Bu malzemelerle okullarda genellikle fikir olması için çocuklara basit devreler yapılır. Ben de size bunun yapılışını göstereceğim. Öncelikle pil yuvasının kırmızı ve artı uçları vardır. Kırmızı ucundan biz artı ucu çıkışı verir. Artı ucunu anahtarımızın şuradaki ucuna bağlıyorum. Lehim makineniz var ise lehim makinesi de kullanabilirsiniz. Yok ise ucunu açarak vurma yöntemiyle bağlantı yapabilirsiniz. Ya da işte, e, pensele soydum ben. Yan keski makas falsi gibi e, bir soyucu aletle de ucu soyabilirsiniz. Şu şekilde şuradaki deliğe getiriyorum. Ve şöyle vuruyorum. Önemli olan attığınız zaman şuradan kablonun oynamaması. Şöyle artı ucumuzu verdik. Şimdi bir tane parça kablomuz var. Bu parça kablomuzu da anahtardan duya kablo çekeceğim. Bağlantısı şu şekilde. Diğer ucun anahtarımız normalde sıfır modundayken çıkış vermez. Yani buraya faz ucunu verirsek. Şu anda biz DC voltaj veriyoruz. Artı ucunu artı ucu verdik. Buradaki anahtarımız sıfır ise çıkış vermez. Bire bastığımız zaman kontağını kapatır. Kontağını kapatınca kısa yer olur ve lambaya çıkışını verir. Şimdi bir sıfır modunu alalım şu şekilde. Yine buradan kablomuzu şöyle delinden sokarak burma işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle bir vasıtayla da sıkıştırma işlemi yapabiliriz. Evet. Bakın oynatıyorum. Herhangi bir gevşeklik yok. Önemli olan gevşeklik olmaması. Anahtardan çıkan kablomuzu biz normalde herhangi bir tane uca bağlantı yapabilirsiniz. Ama normal bu lambalarda şu orta kısım şöyle göstereyim. Şu orta kısım artı gelmesi uygun olacaktır. Normaldeki ev tesisatlı da aynısı. Bunda da aynı fikir. Şu ucumuza biz anahtar çıkışlı bağlayacağız. Şuradaki ucumuzu önce açıyoruz. Daha sonra şöyle kablomuzu keseceğiz. Çok az açıyoruz. Daha sonradan şöyle bir U işareti yapmamız gerekiyor. Şöyle vidamıza U işaretimizi ağzını açalım. Şöyle şu şekilde geçiriyoruz ve tornavida vasıtasıyla biraz sıkıştırıyoruz. Şimdi vidamızı sıkıyoruz. Vidamızı sıktık. Bu ucu şimdi eve alıyoruz. Pilden gelen eksi ucu şuradaki vida yerine bağlıyoruz. Bunu biraz açalım ucunu. Bu uçları işte ben pensele soyuyorum. Yan kesik olabilir, falçta olabilir, bıçak olabilir. Evinizde e, soyacak hangi alet var ise onu kullanabilirsiniz. Yine şu şekilde burma yöntemini kullanıyorum. Amacım kablonun bidonun şapka kısmının altına sıkışması. Şu şekilde de gerçekleştirdik. En son pillerimi takıyorum. Pillerin normalde eksi kısmı burası. Artı ucu burasıdır. Buraya da şuraya eksi kısım gelir. Buraya artı kısım gelir. Burada da zaten gösteriyor. 1.5 voltlu pilimizin artı ucu eksi ucu olduğunda pil yuvası zaten gösteriyor. Şu şekilde takıyoruz. Diğer pilimizi takıyoruz. Evet. Pil yuvamızı taktık. Şu şekilde. Şimdi anahtara bastığı zaman buradaki kontağı ne yapıyordu? Kapatıyordu. Kapatınca kısa devre oluyor ve lambamıza faz gidiyor. Yani bizim burada DC artı voltaj gönderiyoruz. DC artı voltajımız buraya geliyor. Eksi voltajımız zaten sabit verdiğimizden dolayı bizim lambamız yanacaktır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi lambamız yanıyor. Bir korumla alınca kontağını kapatıyor ve lambamız yanıyor. Sıfıra aldığımız zaman lambamız sönüyor. Sizlere fikir oluşması için bu deneyi yaptım. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi es geçmeyiniz.